Bugün ilim, bilim, irfan yuvası, Selçuklu'nun başkenti ve Mevlana'nın dergahı Konya'dayım. İçimize yer etmiş türküleri, romanlara konu olan uhrevi güzellikleri ve birbirinden lezzetli yemekleriyle Konya bir şehir olmaktan çok bir kültür merkezi haline gelmiştir. Ben de ceddimizin mirası bu güzel şehirden ilham alarak sizlerin damaklarında iz bırakacak birbirinden lezzetli yemekler hazırlayacağım. Hoş bir seda insanlığı çağıran davetkar şehir Konya. Önce toprağın ve suyun cazibesi çağırmış insanlığı. Yaşanır benle öğüdü duyulmuş. Sonra dantel gibi şehirden geçen tarihi yollar çekmiş seyyahları, şairleri, alimleri ve düşünürleri. Hisset, düşün benle demiş koca şehir. Tarihi değiştiren fikirler, icatlar ve felsefeler doğmuş bu topraklarda. Ve yine çağırmış herkesi. Ne olursan ol, yine gel. Bugün Konya'da bir aşçıbaşı olarak kendim için ziyadesiyle önemli bir yere geldim. Mevlevi ruhunu mutfaklara taşıyan Ateşbaz Veli'nin türbesindeyim. Öylesine derin bir felsefenin hem öğrencisi hem öğretmeni olmuş. Daha sonra anısını yaşatmak için de bu türbeyi inşa etmişler. Burası dünyada ilk ve tek aşçı türbesi. Ben de size bu manevi ortamdan erken İslam mutfağında Hazreti Peygamber'in en sevdiği yemekler arasında geçen tarit, sahine ve bal şerbetini hazırlayacağım. İlk olarak ateşi yakınca kemikli bir kuzu etim vardı. Onu biraz tuzlu suyla ocağa koydum. Yavaş yavaş kaynıyor. Etler iyice pişince tariti yapmaya başlayacağım. Onlar pişene kadar da öncesinde sahine ve bal şerbetini hazırlayacağım. Sahine aslında çok lezzetli bir kahvaltılık. Susam, tereyağı, tahin ve bal var içerisinde. Gerçekten güne enerjik başlamak istiyorsanız bunu sabahları sofranızdan eksik etmeyin. Şimdi tavaya biraz susam dökeceğim ve susamları biraz yağsız tavada kavuracağım. Şöyle bir kenara aldım. Yavaş yavaş kavrulmasını bekleyeceğim. Diğer tarafta da tereyağını eriteceğim. Tereyağı erimeye başladı. Susamlar da hafif hafif kavruluyor. Ateşbaz Veli 13. yüzyılda yaşamıştır ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine hizmet etmek ona nasip olmuştur. Ona yemeklerini hazırlamıştır. Mevlevi mutfakları gerçekten son derece disiplinli şartlar gerektirir. Ve özellikle Mevlevi dergahlarında aşçı olabilmek için öncesinde mutfakta bin çileli gün denilen kalfalık dönemini geçirmek gerekli. Şimdi tereyağım eridi, susamı da çok yakmamaya çalışıyorum. Kabın içerisine tahini ilave ediyorum. Bir ölçü tahinimiz vardı. Balı ilave ediyorum. Şimdi eriyen tereyağını yavaş yavaş tabağa ilave ediyorum. Kaşıkla yavaş yavaş karıştırarak tahinin, balın ve tereyağının güzelce karışmasını sağlıyorum. Şimdi sahneyi iyice karıştırdım, görüyorsunuz. Tamamen karıştı. Ve şimdi servis tabağını alacağım. Şimdi burada hazırladığım susamlar vardı. Biraz kavurmuştum. Susamı da ortasına ilave ediyorum. Sahine hazır. Son derece basit, son derece besleyici ve enerji verici. Harika bir kahvaltılık ki manevi yönünde gerçekten hepimizin çok etkileyici. 7. yüzyıldan beri yapılan çok önemli bir tattı. Şimdi bal şerbetini hazırlayacağım. Önce balı böyle birkaç kaşık olarak bardağın içerisine alıyorum.
sıcak suyu şimdi bala döküyorum biraz. Ocağın üzerine su bırakmıştım. Ve yavaş yavaş karıştıracağım. Şimdi burada koyu kıvamlı karışmış bir balım var. İyice eridi görüyorsunuz. Artık soğuk suyla rahatlıkla karışabilir. Benim sürahimde 4 bardak su vardı. Şimdi 4 bardak suyun içerisine güzelce hazırladığım karışımı ilave ediyorum. Ve büyük bir kaşıkla iyice karıştıracağım. Ve bal şerbetimi de hazır hale getirdim. Yaklaşık 1-1,5 dakikalık bir emekle gerçekten kendinize doğal şekerli harika bir sofra içeceği hazırladık. Özellikle böyle biraz limon sıkarsanız ve biraz da buz atarsanız yazın içerisine ballı bir limonata yapmış olursunuz. Şimdi Hazreti Peygamber'in en sevdiği yemeklerden birisi olan tarit yemeğini hazırlayacağım. Tarit aslında Anadolu'daki tiritin atasıdır diyebiliriz. Bizim yapacağımız tarif erken İslam mutfağı döneminden ta 7. yüzyıldan bir tarif. Daha sonra Arap Yarımadası'nda yazılan geçmiş dönemlerdeki birçok yemek kitabında tarit yer almış. Ve aslında o kitaplarda da taze nane, yoğurt, işte hafif sulu kuzu eti ve kuru ekmek hepsinin ortak tarifi olmuştur. Şimdi yavaş yavaş tarit yemeğini hazırlamaya başlıyorum. Önce sarımsağı biraz yoğurtla ezeceğim. Sarımsaklı bir yoğurt hazırlayacağım. Şimdi yoğurdun içerisine ilave ediyorum ve yavaş yavaş karıştıracağım. Tamamen iyice karışması gerekiyor çünkü sarımsakla. Yavaş yavaş tarit yemeğimi de hazırlayacağım. Şimdi kuru ekmekleri ilave ediyorum. Şimdi tencerenin içerisinden et suyu ve etlerden biraz parça alacağım. Ve yavaş yavaş ekmeklerin üzerine gezdireceğim bu şekilde. Gördüğünüz gibi ekmekler kuru olduğu için tamamen suyu güzelce çekti ve gerçekten ekmekler et suyunu çektikten sonra son derecede lezzetlendi. Aynı zamanda beklerken de biraz suyunu çekecektir. Yani servise kadar 1-2 dakika bekleyeceği için orada biraz daha suyunu çekecek. O yüzden sonradan bir kase daha su ilave edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş üzerine süzme yoğurdunu ilave ediyorum. Sarımsaklı bir süzme yoğurt kullandım biliyorsunuz. Şimdi taze nane yaprağı koyacağım etrafına. Son olarak üzerine bir miktar da dövülmüş karabiber ilave edeceğim. Çok daha lezzetli olsun diye. Tarit yemeğimiz hazır. Sahinemiz hazır. Bal şerbetimiz hazır. Hazreti Peygamber'in çok sevdiği yemekler olan tarit, sahine ve bal şerbetiyle akşamki misafirlerimin damakları şenlenecek.